Ben Hilal Büşra Cebeci. Sergiden Yasemin Hanım bahsetti. Zaten böyle enstalatif bir takım heykeller hazırlıyorum. Yakın dönemde de benzeri bir iş yapmıştım. Sonrasında böyle bir teklif gelince zaten hani travmalarımı ve bunların bende bıraktıkları sonuçları yansıtacak bir iş yapmak benim için heyecan verici. Dolayısıyla o hüzün hali ve melankoli haliyle zaten bağdaşık ve aslında tanış olduğum bir hikayem ve yaşamım var belki de. Eserin ismi Gel Bir De Buradan Bak aslında hikayesi çok seneler evveline dayanıyor. Bir ustayla yaşadığım bir anekdot sonucu ortaya çıkmış bir isim. Çok özenerek ve el karışımı yapılmış bir mürdüm duvar boyasının sürüldüğü bir duvarda bir aplikasyon yapması gerekiyordu. Aplikasyonu yaptı ve benim baktığım noktadan duvarı o kadar kötü kırdı ki o kırığı görmemeniz mümkün değil. Ve ben tabii bir serzenişle dedim ki Bilal Usta görünüyor mahvettin duvarı. Kendi olduğu tarafı göstererek dedi ki gel bir de buradan bak. Burada pürüz yok yani, burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla insanların hakikaten kendi kah işlerini yaparken, kah normal hayatta yaptıklarının sonuçlarının nereye varacağını düşünmedikleri bir denklemde yaşıyoruz esasına bakarsanız. Bu travma süreci de birazcık öyleydi. Hakikaten gel bir de buradan bak dediklerinde işin çözüldüğünü zannetti insanlar. Sizin hasar alıyor olmanız çok da ehemmiyetli değil. Buradan baktığınızda işin seyri değişiyor hikayesi. İşin sol tarafında da aslında akıtma ve sıçratma tekniğiyle çalıştığımız birazcık o dışa vurumsal hikayenin dayandığı nokta da burası. İnsanların layüsel tavırlarının karşı tarafta ister insan olsun ister herhangi bir cisim olsun bıraktığı etkiyi düşünmedikleri, hepimizi içine katarak söylüyorum, bir dünyada yaşıyoruz. Diğer duvarın diğer tarafındaki noktada sokak isimlerinin Coldplay'in bir mısrasından alıntıdır. Kotasyon içerisinde yazdık. Hakkı hukuka riayet esas. Ne diyor ki orada? Nobody said it was easy. Ve no one ever said it would be so hard. Bu dünyaya mutluluk vaat edilerek gelmediğimizin farkındayım ve buranın bir imtihan dünyası olduğunun farkındayım. Dolayısıyla evet bize mutluluk vaat edilmedi. Kimse kolay olduğunu söylemedi. Ama bir o kadar da kimse bu kadar zor olacağını da söylememişti. Bu süreçte bence öyle bir süreçti. Diğer taraftan esas metaforu ve aslında duvarın üstünde yazan hikayesiyle hem unuttum hepsini diyor hem de bir aklımda. Benim hayatı tanımladığım birkaç cümleden bir tanesidir herhalde. Unutmak da hatırlamak da hem lütuf hem azap bir anlamda. Dolayısıyla yaşadığınız bütün süreçleri, bütün ızdırapları hem unutuyorsunuz ama bir de hatırlıyorsunuz aslında zamanı geldiğinde.